Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırmış mutlak tecrit sadece ailesine veyahut Sayın Öcalan şahsına değil. Bu on binlerce cezaevinde, on binin üzerinde tutsak yoldaşlarımızı da etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Arkadaşlarımız cezaevlerinde sohbet olsun, doktor olsun, bunlara rahatlıkla çıkamıyorlar. Hatta biz söylemek istemiyoruz arkadaşlarımızın cezaevlerinde sıfıra çıkmama, mektup vermeme, kitap okutmama, kitap vermeme. Hatta en kötü şey de yemeklerini, 25 kişilik koğuşa 10 kişilik, 7 kişilik yemekler veriliyor. Her müdür geldiğinde bir Esat Oktay yaratmaya çalışıyorlar kendilerince. Ama bunların Esat Oktay'ın yaptıkları da belliydi, sonucu da belli oldu. Bizim arkadaşlarımız bu baskıcı, faşist zihniyetli müdürlere de teslim olmayacaklar. Bizim çağrımız burada AKP-MHP hükümetine. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırmış mutlak tecrit derhal kaldırılmasına, ailesinin, avukatının, parlamenterlerin görüşülmesine, fiziki özgürlüğünü talep ediyoruz. Bu özgürlüğü, Sayın Öcalan özgürlüğü talebimiz dile yerine getirildiği zaman cezaevindeki koşullar da kendi kendine düzeltilecektir. On binlerce tutsak var cezaevlerinde. Hepsinin de şu anda baktığın zaman bir öyle bir cezası, öyle bir suç işlenmiş değil. Kendi ana dillerini, kendi haklarını, kendi kültürünü, kendi eğitimimizi istediğimiz için şu anda hepimiz cezalar almışız. 6,5 yıldan tut, 7 yıldan tut ta 50-60 yıla kadar insanlarımız cezaevlerinde. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı kafalarını toprağa gömmüşler, görmüyorlar. Kürt halkı olduğu zaman, Kürt insanları olduğu zaman bunları görmemezlikten geliyorlar. Eğer bu Sayın Öcalan üzerindeki tecrit olmasaydı belki bugün Türkiye'de başka şeyler konuşulurdu. Mesela 9 Ekim komplosu Sayın Öcalan'ın yapılan büyük bir ihanettir. 9 Ekim komplosunu biz böyle görüyoruz ki protestomuz, onları eleştiriyoruz. Sayın Öcalan'a büyük bir öz eleştiri vermeleri lazım. Bunun başında yetmeyen bir İtalya, yetmeyen görevini yerine getirmeyen Atina, Kenya, bunların başında ABD, Rusya, Türkiye, hatta dönemin başbakanı Ecevit dedi ki elimize bir bomba bıraktılar. Doğrudur. O bombanın infilakı halen Türkiye'de sürüyor. Türkiye'nin bu duruma getirilmesinin tek sebebi Sayın Öcalan'ı komployla, ihanetle Türkiye'ye getirilmesi. Eğer Sayın Öcalan bugün konuşsaydı avukatlarıyla, bilgileri dışarıya çıkarsaydı ki çözüm sürecinde 2013, 2015, 16'larda göz önündeydi, görünüyordu. Türkiye bir düze çıktı ama yine Türkiye'yi bozmak isteyen, Türkiye'yi mafyalaştırıp, çeteleştirip, cemaatleştirmek isteyenler Sayın Öcalan üzerine tecrit bıraktılar. Sayın Öcalan'la görüşmemek için. Biz yine de 9 Ekim komplosunu il olarak bütün Kürdistan'da etkinliklerimizle protesto edeceğiz, kabul etmiyoruz, her zaman da karşı çıkacağız. Bağrımız, çağrımız da bu olacak. Özgür bir Türkiye, özgür bir Kürdistan, özgür bir önderlik Sayın Abdullah Öcalan, özgür bir kadın, özgür bir gençlik, özgür bir toplum, özgür bir Orta Doğu için. Ahmet'te 13 Ekim toplanıp sesimizi milyonlarla beraber sesimizi yükselteceğiz.